Merhaba arkadaşlar, ben Özgür Çetin. Ben Osman Tufan. Bugün Osman'la birlikte ilginç bir konuyu, Apple'ın üzerinde çalıştığı uygun fiyatlı iPhone modelini değerlendireceğiz. Valla bilgiler sende biraz Osman, ne diyorsun bu yeni model hakkında? Şimdi söz konusu Apple olunca tabii uygun fiyat tabiri ne kadar doğru kaçar? Bunu bir düşünmek lazım, biliyorsun çünkü uzun zamandır Apple'ın uygun fiyatlı bir telefon çıkaracağı söyleniyordu. SE2 modeli üzerinde çalıştığı söyleniyordu fakat 3-4 senedir bu telefon gelmedi. Fakat bu sene çok yoğun bir argüman var, yani çok yoğun raporlar var. Hatta bu üretim aşamasına geçildiğine dair, virüs salgınından ötürü geciktiğine dair bazı raporlar mevcut. Dolayısıyla iPhone 9'un gelmesi kesin diyebiliriz artık. Tabi burada bizi asıl ilgilendiren konu telefonun fiyatının uygun olacağının söylenmesi. Ki hatta öyle fiyatlar söylüyorlar ki Türkiye'deki fiyatı 2500 lira ile 3000 lira arasında denk gelecek diyorlar. Bir fakat ben buna çok ihtimal vermiyorum açıkçası. Şimdi ben aslında şundan dolayı söylüyorum bunu. Şimdi mesela Teknoloji Oku'yu takip edenler biliyordur muhtemelen. Apple geçtiğimiz yıllarda özellikle Tim Cook bir açıklama yapmıştı. Bu doların arttığı dönemde işte Türkiye'nin de içinde yer aldığı ülkeler satışların iyi olmadığını söyledi. Evet. Neden iyi değildi? Çünkü rakamlar yüksekti. Alım gücümüze göre, doların kuruna göre vesaire göre düşük kaldık. Sadece Türkiye demedi bu arada. Rusya'da söyledi. Aynı zamanda Hindistan'da söylemişti. Yani işte o coğrafyadaki bütün ülkeleri kastederek söylemişti. Ama Türkiye'den de özel olarak zikretmişti ismini. Böyle bir hamle bence gelir gibi geliyor bana. Çünkü neden? Malum şimdi iOS'la başlayan kullanmaya telefonu mecbur iOS'la devam ediyor. Ama şimdi fiyatlar da öyle bir noktaya geldi ki artık 5000 lira, 6000 lira, 7000 lira gibi bir rakamla giriş seviyesi bir model alıyorsun. Apple'dan bahsediyorum bu arada. Şimdi böyle olunca artık herkes yeni telefon alacağı zaman tamam elindekilerini kullanmaya devam ediyor. Ama yeni telefon alacağı zaman Android'e geçmeye çalışmaya başladı. Ama bu da aynı şey değil takdir edersin ki. Bir de şu var, hani işin enteresan kısmı. Seyircilerimiz de biliyordur zaten 2-3 sene öncesine kadar, hatta bir 3-4 sene öncesine kadar diyelim, şöyle bir yargı vardı: herkeste iPhone var, herkes iPhone kullanıyor, işte yeni ne çıkan varsa da herkes direkt onu alabiliyordu. iPhone 5'te, 5S'te, 6'da, 6S'te, ta ki ne zamana kadar? iPhone X, yani iPhone'un çıkana kadar. Çıkana kadar, evet. O biliyorsun 6099 liraydı yanlış hatırlamıyorsam Türkiye fiyatıydı, fakat sonradan ütopik rakamlarla 15.000'e kadar çıktı yani. Evet. Yani amiral gemisi, özellikle Apple'da amiral gemisi bir cep telefonu almak istediğiniz zaman hani iyi de bir depolama alırsanız 15.000 lira gözden çıkarmanız gerekiyor. Hayat da enteresan aslında. Yani şimdi o zaman çok değil. 2017'de mi çıkmıştı iPhone'un? 2018'de mi? O zaman çıktığında mesela 6.000 lira dedik. 6.100 lira bir telefon için kim verecek falan derken, geçenlerde işte biliyorsunuz Black Friday'de bir tane süpermarket iPhone X R mıydı, iPhone 11 miydi neydi, onu 6000 küsür liradan satacağını söylediğinde millet kuyruk oldu. Kuyruk olmayı bırak, böyle kapı açıldığında aşağıdan sürünerek girenler falan. 3-5 tane falan sattılar bu arada o yani. Şeyde de yani elindeki biraz işte hype yaratmak için, işte şey oluşturmak yani, için böyle. Hani diyorsun ki 2-3 sene önce o fiyata kim alacak dediğin şey, şimdi millet sürünerek giriyor mağazalara o telefonu o fiyatları alabilmek için. Dolayısıyla biraz enteresan durumlar. Ben o yüzden Apple'ın kalkıp da uygun fiyatlı bir iPhone yapıp 2500-3000 liraya satacağına ihtimal vermiyorum. Zaten şöyle bir durum var tabii. Şimdi bu şu an konuştuğumuz telefon aslında iPhone SE 2 ya da 9 olacak. Evet. Özellikleri aslında biraz şu an satılan işte iPhone 8'de hemen hemen aynı olacak gibi görünüyor. Çünkü işte 4.7 inçlik bir ekran olması bekleniyor. LCD ekran bekleniyor. Yine Face ID'nin olmayacağını ve parmak izi okuyucu Touch ID'nin olacağı söyleniyor. Yani benim notlarıma bakıyorum. O fiyat konusuna gelecek olsak 64 GB için $399 ki o da 2400 liraya falan geliyor kabaca. Evet. 128 için de 2790 TL gibi bir rakam söz konusu, ama tabii bunlar hani doğrudan çevrilmiş rakamlar. $399 çarptığınız zaman elde ettiğimiz rakam, ona vergi yok. Şunu da belirtelim. Ülkemizde %25 ÖTV var ki bu başlangıç. Aldığınız telefona göre artıyor. Bu %50'ye kadar çıkıyor. %18 KDV var. %10 TRT payı ödüyoruz. Ve bugün yeni gelen de %1'lik bir turizm, kültür bakanlığının şey aldığı yeni geldi, bir vergi daha geldi. Evet. Bu USB DVD gibi cihazlardan alınıyormuş. Telefonu da dahil etmişler. Artık %1 de oraya vergi ödeyeceğiz. Şöyle söyleyeyim mi ben? Apple'da şöyle bir durum var arkadaşlar. Apple genelde ürünlerini, yani Amerika fiyatını 10'la çarpıyorsunuz. Evet. Yani 399 öyle. Dolar diyelim olduğunu varsayalım. Hani daha kesin değil ya. Ama yani 3999 TL olacak bizdeki rakam. Yani 4000 TL diyebiliriz. Ama bence 4000 TL de makul olabilir yani bazıları için, öyle söyleyeyim. 4000 lira ne derece makul olabilir? Şöyle düşünüyorum ben şimdi. Hani
2000 lira altına satılan Android telefonlara bile bakıyorum. İşte OLED ekran koyuyor kimisi. Zaten damla çentik ve delikli ekran tasarımı full mevcut. Dolayısıyla bir tasarım yönünden avantajlılar. Bazılarında yüz tanıma özelliği var. Tabii o sistemsel olarak yazılımsal bir şey de. Genel olarak baktığım zaman tasarımsal açıdan Android telefonlar daha cazip geliyor. Apple tarafında ne var? A13 Bionic Yonga seti var. Onun da avantajı o olabilir. Ama işte bence ben şöyle düşünüyorum. Ben Apple kullanan birisi değilim bu arada. iPhone da kullanmıyorum. Ben şöyle düşünüyorum. Yani iOS almak isteyen birisi açısından söylüyorum bunu. Yoksa Android'deki karşılığına bakarsak dediğin gibi 2000 liraya da çok güzel Android telefonlar var. Ama eğer sen ki hani iOS'um var benim işte 7 kullanıyorum, 6 kullanıyorum biraz güncellemek istiyorum dediğin zaman cebinden çıkacak para 6000-7000 lira seviyesine doğru gidince hani 4000 lira vermek daha mantıklı olabilir diye söylüyorum. Yoksa elbette Android dersek zaten o konuya hiç girmeyelim. Kesin Android kazanır. 4000 lira tarafında benim kafama takılan şöyle bir şey var. Diyoruz ki bu telefon iPhone 8'de niye olacak? Baktığın zaman iPhone 8'de işte kullanılan Yonga seti belli, kamerası belli, şeyi belli. Fakat şimdi iPhone 8'in fiyatına bakıyorum. Yani 5000 lira civarındaydı sanırım. Yanlış hatırlamıyorsam. Dolayısıyla bu telefonun iPhone 8'den daha aşağıda bir etiketle gelecek olması da çok mantıklı durmuyor. Ama bazı iddialar da şey var biliyorsun. Şu an bundan hiçbir kesin değil bu arada. iPhone 8'in üretimden kalkacağını, bu modelin onun yerine geleceği şeklinde bazı iddialar. O zaten olabilir de hani bu model onun yerine gelse bile daha ucuz hani olması, daha ucuza gelmesi ne bileyim biraz enteresan. Yani Apple belki az çok satayım fazla kazanayım. Yani sürümden kazanmak gibi bir mantığa doğru ilerleyebilir. Apple'ın da bugüne kadar öyle bir şey mantık güçlüğünü görmedik. Yapmamış, yani. Evet, para. Ben bunu ucuz tutayım, çok satayım gibi bir şeyleri şey hiçbir yok. Zaman olmadı. Daima en dandik ürünü bile çıkarsa çok pahalıya satmıyor. Pahalıya zaten. Satıyor ve işin garip yanı da satıyor. Yani geçen gün seninle konuştuğumuz bir muhabbet vardı. Adamlar taş çıkarsa, ayrak dese onu bile millet alacak yani. Ya işte onu hep söylüyorum ama orada şu var bak. Ben dediğim gibi iPhone ve Apple ürünlerini kullanmıyorum ama yani ekosistem çok güçlü. Şimdi sen güçlü, evet. Sen de işte iOS kullanıyordun, saatin var vesaire var. Şimdi Android'e doğru geçiyorsun. Ama Android'de hani o kadar rigid şey sunan çok fazla marka yok. Yani Samsung'da var biraz. Biraz da Huawei'de var. Evet, Huawei'de onun dışındaki markalarda hani tamam telefonu var ama saati yok. Saati var ama kulaklığı yok. Kulaklığı var ama bilmem nesi yok. Apple'da hepsi var. Tamam pahalı. Eyvallah ama muhteşem bir uyumla çalışıyorlar. Adamların böyle bir kurgusu var. O yüzden insanlar hani iOS'a başladığı zaman kullanmaya iOS'ta devam ediyorlar. Evet biraz o yönden avantajı var tabii. Bilgisayarıdır, kulaklığıdır, hoparlörüdür senin dediğin gibi. Birçok ekosisteme cevap alabiliyorsun. Lakin ürünlerinin çok pahalı olması. Gerçi yurt dışına baktığında pahalı değil. İşte iPhone 1999 dolardan çıktı. XS yine öyle. İşte 11 Pro yine öyle. Yani sürekli sabit fiyat ama bizim ülkemizde bu şekilde olmadı. 6000 liraydı. 9000 lira oldu. Şimdi 11000 lira. Yani sürekli artan bir şey var ve alım gücü aynı seviyede artmadı ne yazık. Ama bu arada yurt dışında da pahalı bulunuyor. Yani özellikle amiral gemisi modeller yurt dışındaki ya, alım gücü için de biraz pahalı ama tabii bizim ölçekte değil. Heh. Yani o adam için 1000 lira para vermiş oluyor. Bin, aynen öyle. O kendi biriminde bin düşünürsek 1000 birim vermiş oluyor. Bizim için 10.000 birim oluyor. Yani o 1000'i 10'la çarpıp alıyorsun o zaman bize inanılmaz fahiş geliyor. Yani o adam için de fahiş ama bizim kadar değil. Şimdi asgari ücret bazında kıyasladığımız zaman bakıyorsun 4 asgari ücret yani neredeyse. 4-5 asgari ücret. Almanya'da yaşayan adam, Avrupa'nın birçok ülkesinde yaşayan adam, Amerika'da yaşayan adam asgari ücretle telefonu alıyor, üstüne de parası bile kalıyor. Evet. Dolayısıyla böyle düşündüğün zaman Avrupa'dakilerin işte ABD, Amerika'da yaşayan insanların iPhone kullanması gayet normal bir şey yani. Vallahi işte iPhone SE2 ya da iPhone 9 ile ilgili bilgilerimiz şimdilik bu kadar. Mart ayı içinde tanıtılacağı söyleniyor. Henüz kesin bir şey yok bu arada. Tanıtılmaya da bilir. Ya bu virüs salgınından ötürü belki çok sanmıyorum açıkçası. Şu aralar çünkü bunu da belirtelim. Hani geniş açılı kamerasını bile tedarik edemiyormuş Apple ve farklı şirketlerle anlaşma yoluna gitmiş. Dolayısıyla bu virüs salgınının teknoloji sektörünü bir hayli etkilediğini söylemek mümkün. Evet, belki olmayabilirdi ama en azından Apple her zaman olduğu gibi bir dedikodu bile olsa böyle bir ürün üzerinde çalışıyor. Onu da söylemiş olalım. Evet, kapatalım, toparlayalım biraz o zaman. iPhone 9 arkadaşlar Mart ayında tanıtılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Lakin bu virüs salgınından ötürü şu anda ne olacağı hiç belli değil. Fiyatının işte ülkemizde 2500 lira diye söylentiler var ama biz ona çok fazla ihtimal vermiyoruz. YouTube'da da çeşitli kanallarda çıktı bu. Yok işte Apple 2500 liraya telefon yapacak, satacak, alacak da o birazcık böyle hayal ürünü clickbait. Diyebiliriz. Clickbait. Ona inanmayın arkadaşlar. Apple mümkün değil satmaz öyle bir şeyi. Yani
En azından o sızan bilgiler eşindeki bir cihazı o paraya satmaz. Aynen öyle. iPhone yani şu andaki en iyi ihtimal bile o cihazın 4000 liradan aşağı olmayacağını söylemek mümkün. Alınır mı? Eğer iOS kullanıyorsan zaten alırsın ama normal şartlarda Android mi iOS mi dediğimiz zaman bir sürü model var karşımızda. Dolayısıyla özellikle Android tarafında çok geniş bir yelpaze var. Ben çok fazla Apple'ın bu modelle de en azından Türkiye tarafında, Hindistan tarafında, işte Çin tarafında, Rusya tarafında başarılı olacağını düşünmüyorum. Ha nedir? Avrupa'da yine başarılı olacak. Amerika'da yine 400 liraya telefon satıyor gibi düşünmek lazım. Evet. Yani. O yüzden o taraflarda, o pazarlarda yine satabilir. Evet arkadaşlar, bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Osman'la beraber bugün sizlere Apple'ın yeni modeli, uygun fiyatlı olması beklenen modelle ilgili görüşlerimizi, düşüncelerimizi aktardık. Bizlere teknolojioku.com adresinden ulaşabileceğiniz gibi aynı zamanda YouTube kanalımızdan da ulaşabilirsiniz. Konuyla ilgili görüşleriniz varsa bu videonun altında bizlerle paylaşabilirsiniz. Aynı zamanda YouTube kanalımızı takip etmeyi ve bizleri Instagram, Facebook ve Twitter gibi sosyal ağları takip etmeyi de unutmayın. Farklı bir videoda, farklı bir incelemede karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.